Merhaba. Hayatımız proje yönetiminin el kitabında yer alan kişisel yazılarımızı okumaya ve açıklamaya devam ediyoruz. Bugün sizinle paylaşacağım yazım proje yönetimi metodolojisine bakış açısı problemi. Bir işin özünün öğrenilmesi gerekir. Bir işin özünü anlamak aynı zamanda ne istediğini bilmek anlamına gelir. Türkiye'de birçok firma proje yönetimi konusunda iyi bir şeyler yapma kararı aldıktan hemen sonra yazılım arayışına giriyorlar. Halbuki yapılması gereken önce proje yönetimi ne anlamak, ne istediğini belirlemek ve sonrasında ihtiyacı karşılayacak yazılımı bulmak olmalıdır. Yazılımların kendi başlarına bütün işleri halledebileceğine inanmak hatadır. Sırf rakiplerde var diye veya bizde de olsun diye proje yönetimi metodolojisi hazırlamak yanlış bir yaklaşımdır. Amaç, projelerden elde edilecek faydaları yükseltmek, stratejileri destekleyecek hale getirmek olmalıdır. Bu konuda yapılacak çalışmalarda kabul edilmesi gereken şudur: ciddi anlamda bir metodoloji çalışmasına odaklanma, inanç ve değişime hazırlık. Mevcut alışkanlıklarla oluşturulmuş süreçlerdeki değişikliklerin herkes tarafından benimsenip pratiğe dönüşmesi sanıldığı kolay kadar kolay bir çalışma olmayacaktır. Bu zorlu çalışma ile ortaya çıkarılacak proje yönetim metodolojisinin firmaya ne kazandıracağı konusunda fayda maliyet analizinin yapılması gerekir. Proje yönetim metodolojisinin geliştirilmesi aşağıdaki faydaları sağlayacaktır. Proje sürelerinde kısalma, maliyetlerin düşmesi ve veya daha iyi kontrolü, istenmeyen kapsam değişikliklerini önleme, uygulama için daha iyi plan, projenin gelişimini ve performansını izleme, uygulama esnasında müşteri ve paydaş ilişkilerini geliştirme, proje ile ilgili ayarlamaları kolaylıkla yapabilme, yönetime proje durumunu anlaşılır ve basit bir şekilde sunma, tüm projelerde ve süreçlerde ortak bir dil, ders çıkarmayı sağlama, aynı hataları tekrarlamama, fırsatları değerlendirme olarak sayılabilir. Yine bu yazımı bir metaforik bir cümleyle tamamladım. Bunu kitabımızda birçok yazımızın sonuna ekledik. Proje yönetiminin karşısındaki en büyük engellerden biri düşünce tarzıdır. Ve eğer şöyle düşünülüyorsa, 10 yıldan beri bir şekilde başardığım için neden iş yapış tarzımı, yöntemlerimi ve alışkanlıklarımı değiştireyim ki? İşte bu şekilde düşünüyorsanız proje yönetimi gibi değişim ve dönüşüm gerektiren önemli konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Ben Savaş Yakar. İyi günler.